Herkese merhaba sevgili izleyiciler, yayınımıza hoş geldiniz. Evet, her cuma olduğu gibi yine çok kıymetli konuğumuz Profesör Doktor Esenler Korkmaz bizimle birlikte. Merhaba hocam, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Ebru, iyi yayınlar olsun. Teşekkür ederim. Peki hocam, dün Merkez Bankası gösterge faizini açıkladı. 50'de sabit tuttular. Aslında beklenendi, o tür açıklamalar geliyordu. Yani pas geçeceği bekleniyordu. Beklendiği gibi de oldu. Şunu sormak istiyorum bir taraftan da, en büyük belamız enflasyon bizim. Bu faizle enflasyonla mücadelede başarı sağlanır mı sizce? Dilerseniz böyle başlayalım. Sağlanamaz. Çünkü bir defa faiz tek başına hiçbir zaman bir istikrar politikası aracı olarak tek başına sonuç getirmez. Yani biz enflasyonla mücadele etmek istiyorsak ekonomik politikalar açısından, iktisat politikaları, maliye politikaları, anti enflasyonist politikalar, bunları faiz de bunların içinde, bunları birlikte kullanmak, koordineli kullanmak zorundayız. Tek başına zaten faiz bir sonuç vermez, ama buna rağmen Merkez Bankası'nın uyguladığı politika faizi çok yanlış. Onun için haydi bir sonuç vermez. Neden çok yanlış? Çünkü bir defa gösterge faizini %50'de tuttu. %50'de tutacağı anlaşılıyordu. Çünkü yurt dışı bankalar aynı görüşteydi. Merkez Bankası bu yurt dışı bankaların, yurt dışı finans kurumlarının dediğine birebir uyuyor. Belki uymakta da haklıdır, çünkü para onlardan geliyor. Ama bu sefer onlar artacağını, yani sabit kalacağını düşünüyordu ve dolayısıyla tahmin ediyordu. O da oldu. Şimdi neden yetersiz olur Merkez Bankası gösterge faizi tek başına yetersiz olur dedik. Şimdi bir defa her şeyden önce eksi reel faiz var. Bakın şimdi gösterge faizi %50 ama şu anda açıklanan, yani Mart açıklandı tabii, TÜFE 68.50, TÜİK açıkladı. İTO geçinme endeksinde 78.25 açıkladı. Arada çok fark var. Şimdi her ne kadar bugünkü, yani teknik olarak bugünkü faizlerle bugünkü enflasyonu karşılaştırmak doğru değil. Ama yani iktisadi ajanlar, üretici, tüketici bunu böyle görüyor. Yani dolayısıyla psikolojik olarak aynı anda karşılaştırıyor. Kaldı ki zaten diyelim ki bir yıllık faize göre bakacak olsun. Şimdi o zaman da zaten bir sonuç gözükmüyor. Çünkü mesela Merkez Bankası mevduat faiz oranlarını açıklıyor ortalama. Kredi faiz oranlarını açıklıyor. Türkiye'deki bütün bankaların ortalamasını alıyor. Şimdi ona göre bir yıllık mevduat faizi 48.23, yani 50'ye yakın. Zaten parantez içinde söylemek lazım ki mevduat faiz oranları daima şeye yakın olur, gösterge faizine. Şimdi gösterge faizi %50 iken banka neden %55 faiz versin? Bazı şartlarla sınırlı olmakla birlikte banka gider %50 faizle Merkez Bankası'ndan fon sağlar. Niye 55 mevduata versin? Dolayısıyla genellikle yaklaşık olur, ama şimdi diyelim ki şu anda bir yıllık 48.23, bir yıllık vadeli mevduata verilen ortalama faiz 48.23. Şimdi adam bugün mevduat sahibi parasını yatırdı diyelim. Şimdi enflasyon beklentisi de 44.16. Yani bu 44.16 yıl sonunda gerçekleşmez, daha yüksek olacağını tahmin ediyorum, ama beklenti böyle. Şimdi buna göre hareketi etsek bile reel faiz, bugün de mevduata para yatıran, diyelim ki enflasyon 44.16'ya geriledi, %2.8 reel faiz alacak. Şimdi bu bugünkü bugünkü ortamda, bugünkü risk durumunda 2.8 faize reel faize kimse razı olmaz. Yani dolara yine yatırım yapar, yine altına yatırım yapar. Oradaki artış daha yüksek, daha yüksek getiri sağlar diye yine oralara yatırım yapar. Onun için
Yani gerçekleşmez ama gerçekleştiğini varsaysak bile bugün yani %50 oranında faiz, eğer enflasyon %78-25 ise, ki ben bunu kabul ediyorum, TÜFE'yi kabul etmiyorum çünkü anlaşıldı ki TÜİK doğru oranlar vermiyor. Ama İTO veriyor 78-25, şimdi enflasyon 78-25, faiz 50, gösterge faizi, bu bütün faizlere yansıyor. Onun için burada enflasyonu, reel faiz vermediği sürece Merkez Bankası enflasyonu sınırlayamaz, enflasyonu dizginleyemez. Zaten diyor ki mesela Merkez Bankası yurt içi talepte direnç sürüyor. Be kardeşim, yurt içi talepte nasıl direnç sürmesin? Sen eksi reel faiz verirsen adam Türk liradan kaçacak değil mi? Harcamalar artacak. Çünkü harcamanın bir reel getirisi yok ki. Yani paranın reel getirisi olsa adam harcamayacak, tasarruf edecek. Çünkü harcadığı zaman hem o parayı harcıyor hem de onun faizini harcıyor. Onun için yani tasarruf edecek. Ama şimdi faizi olmayan, enflasyon tarafından devamlı erozyona uğrayan bir Türk lirasını vatandaş neden tutsun? Onun için artır reel faiz verin ki millet tasarruf etsin, parasını tutsun, harcamalar kısılsın. Ama diyor ki yurt içi talep direnci sürüyordur. Sürüyorsa kabahat sen de yanlış faiz politikası uyguluyorsun. Şimdi dolayısıyla yani bundan kalmıyor. Bir de enflasyona yanlış teşhis koyuyor Merkez Bankası. Yani o kadar gayri iktisadi şeyler söylüyorlar ki insan aklı duruyor ya. Şaşırıyor insan. Mesela diyor ki yani enflasyonun nedeni hizmet fiyatlarında, katılık ve gıda fiyatlarında artış. Ulan kardeşim enflasyon, yani enflasyon ne demektir? Fiyatlar genel seviyesinde artış. Gıda da, yani gıdadaki fiyat da, fiyat artışı da enflasyondur. Hizmet sektöründe de enflasyondur. Bunları engellesene kardeşim. Yani bunlar... Engellemek de onların görevi değil mi hocam? Çok acayip ya. Yani hakikaten çok ayıp oluyor ya şey yani. İktisat tekniği açısından, iktisat mantığı açısından çok ayıp oluyor. Ve ondan sonra diyor ki jeopolitik riskler var. Ya kardeşim, jeopolitik riskler senin enflasyonu nasıl etkiler? Rusya savaş içinde enflasyon oranı 7.7. Yani jeopolitik riskler gerçekten petrol fiyatlarını artırıyor. O zaman Çin petrol ithal ediyor. Almanya petrol ithal ediyor. Niye onlarda enflasyon yok da bizde var ya? Ya bu beceriksizliği bu kadarı olmaz. Bu kadarı. Eğitimle bu kadar bir insan beceriksiz olamaz. Bunlar da böyle bu. Merkez Bankası kadroları maalesef böyle ya. Yani ben olsam utanırım bunları söylemekten ya. Öte yandan mesela diyor sıkı para politikası. Ya sen sıkı para politikası devam ettiremezsin. Çünkü Merkez Bankası aynı zamanda kur korumalı mevduatın kur faiz farkını ödemiyor mu? Nasıl o zaman sıkı para? Bir yani milyarlarca şey ödüyor, fark ödüyor. Nasıl o zaman karşılayacaksın? Nasıl sıkı para politikası? Para basıp oraya vermek zorundasın. Nasıl o zaman yapacaksın bu işi? Dolayısıyla yani söylediği çok tutarlı, çok mantıklı değil. Bak bir de şey diyor, diyor ki Mart ayında aylık enflasyonun ana eğiliminde devam eden zayıflama. Ya kardeşim nereden uyduruyorsun bunu? Şimdi 2023 Ocak ayında enflasyon, aylık enflasyon 6.65, 2024'te 6.7 olmuş. Şubat ayında 3.15 2023, 2024'te 4.53 oldu. Mart ayından önce şimdi enflasyon artmış mı azalmış mı ya Allah aşkına? Ya niye böyle bunları söylüyorsun kardeşim? Neden uyduruyorsun? Şimdi aklı başında bir sermaye sahibi, aklı başında bir üretici. Bunların bu lafı üzerine ne yapar? Panik yaşarıyor. Anlatabildim mi? Ya olay şeyleri teşhis koyamıyorlar. Ya bir hastalığa teşhis koyamazsan
bir krize, bir sorunu çıkmıyoruz, tedavi değil demesin. Bu kadar basit. Şimdi yani maalesef Türkiye'de bugünkü ekonomi yönetimi anlayışı varken, bugünkü hükümet anlayışı varken, bugünkü başkanlık sistemi varken ve Merkez Bankası'nın bugünkü yanlışları devam ettiği sürece Türkiye enflasyonuna mücadelede başarısız olur. Zaten Mayıs ayında enflasyon artacak. Neden artacak diyoruz? Çünkü 2023 Mayıs ayında enflasyon sıfıra yakın olmuş. 0.04 olmuş. Şimdi bu sene 3 bekleniyor. Yani Merkez Bankası beklenti anketine göre %3 bekleniyor. O zaman demek ki baz etkisiyle Mayıs ayında daha yüksek olacak. Şimdi bu şartlar altında tabii enflasyon arttıkça da psikolojik olarak enflasyon beklentileri yükseliyor. Onun için yani bu iktidarın, bu Merkez Bankası'nın, bu ekonomi yönetiminin enflasyonu çözmesi bugünkü koşullarda imkansız görünüyor. Peki hocam, tam da oraya dönelim. Aslında bu ekonomi yönetiminden hiç sizin derslerinizde giren öğrencimiz yok değil mi şu anda mevcut yönetimde olanlardan? Yok, iktisat öğrencisi yok. Zaten onlar iktisat öğrencileri daha şey oluyor. Başarılı adamları istemezler ki. Bir de bağımsız oluyor iktisat mezunları. İstanbul Üniversitesi iktisat mezunları bağımsız düşünen insanlar oluyor. Biz çünkü hep onlara yani iktisat bilgilerini veriyoruz ama diyoruz ki bunu sen kullanarak üret, teori üret, düşün diyoruz. Bunlara kültürüne bağlı olma diyor. Evet. Yönetimde de öyle insanları istemiyorlar zaten değil mi hocam? Evet. Peki o zaman sizden dinleyelim. Yani enflasyonla kalıcı çözüm nasıl olur? Nasıl çözülecek? Neleri değiştirmeye gerekiyor? Aslında biraz bahsettiniz ama kalıcı çözümleri sizden dinlemek isteriz yine. Şimdi ben özetini vereyim. Tabii bu yani Türkiye'de Türkiye'nin işte kalkınma problemi diye bir kitap yazdık. Yani istikrar nasıl sağlanır Türkiye'de son kitabım. Şimdi bir yeni kitap daha yazıyorum. Kalkınma ekonomisi ve teorisi diye. Şimdi bütün bunlarda yani bu çözümleri öneriyoruz. Ama ben özet bir çözüm söyleyeyim size. Şimdi Türkiye'de ekonomik sorunlar, siyasi sorunlar, sosyal sorunlar birbirine, yalnız Türkiye'de değil, bütün dünyada bu sorunlar birbirine bağlı sorunlar. Yani biz mesela demokrasiyi, hukuku, güveni ekonominin altyapısı olarak kabul ediyoruz. Şimdi bir yani istikrar, ekonomik istikrar sağlamak için önce ekonominin altyapısını düzeltmek lazım. Şimdi bu altyapı nedir? Bir defa demokrasidir. Şimdi başkanlık sistemi Türkiye'ye uymadı. Başkanlık sistemi Türkiye'de otokrasiyi tırmandırdı. Başkanlık sistemi ile Türkiye'ye yabancı yatırım sermayesi gelmedi. Türkiye şeyini kaybetti. Yani batıdaki gücünü kaybetti. Tamamen kaybetti. Avrupa Birliği ile ilişkileri tamamen bozuldu. Şimdi demek ki ekonominin altyapısı demokrasidir. Şimdi demokrasiye dönmemiz lazım. Bunun için de başkanlık sistemini denedik, olmadı. Yani yine parlamenter sisteme dönmemiz lazım. Ha şimdi dönmesek, bu otokrasi devam ederse hiçbir istikrar programı fayda vermez. İkincisi hukuk. Şimdi tabii hukuki altyapı iktisadi istikrar için daha da önemli. Çünkü yani yatırım yapan sermaye sahibi, Türkiye'ye gelen yabancı yatırım, hepsi bunların hukuki güvence ister. Şimdi bugünkü kayyum sistemiyle, bugünkü yargının taraflı olması nedeniyle hiç kimse hukuka güven duymaz. Zaten uluslararası endekslerde de hukukun üstünlüğünde Türkiye en geri düşen dünyada ülkelerden birisi. Belki de bir ilkidir. Şimdi bu şartlar altında eğer yargı bağımsızlığı, hukukun üstünlüğü yoksa, Türkiye ağzıyla kuş tutsa ekonomik istikrarı yeniden sağlayamaz. Üçüncüsü kurumsal yapıdır. Şimdi devlet eğer parti devleti olursa, şeffaf devlet olmasa, denetimsiz olursa
hiçbir devlet siyasi istikrarı sağlamada etkili ve yardımcı olamaz. Onun için devleti kurumsal devlet yapmak lazım. Şimdi kurumsal devlet yanında eğitimi de kurumsal eğitim uygulamak lazım. Yani bugünkü işte her yeri imam hatip aç, ondan sonra imam hatipe gitmeye zorla. Bundan şey olmaz, böyle bir kalkınma olmaz. Eğitim sisteminin de kalkınmada, işte istikrarda destek olması lazım. Ve dolayısıyla eğitimin de kurumsal yapıda olması lazım. Şimdi bu hukuki altyapıyı, demokratik, kurumsal altyapıyı tamamladıktan sonra Türkiye'nin planlamaya gitmesi lazım. Şimdi planlama o kadar önemli ki biz bunu Türkiye Cumhuriyeti olarak yaşadık. İki dönemde yaşadık. Birisi 1933-38 devletçilik dönemi. Bu dönemde Türkiye birinci sanayi kalkınma planını hazırladı. Birinci sanayi planını, birinci 5 yıllık sanayi planını hazırladı. Ve o dönemde bugün siyasi iktidarın sata bitiremediği bütün kurumlar, bütün şirketler, bütün kitler o dönemde yapıldı. Millileştirme yapıldı ama enflasyon olmadı, dış açıklar olmadı bak. Ve yüksek büyüme sağlandı. İkincisini 1963-68'de yaşadık. Karma ekonomik sisteme dayanan bir planlama. O dönemde de ekonomi istikrara girdi, büyüme oldu ama sonra müdahaleler şu bu tabii değişti. Yani Türkiye iki defa bu planlamanın etkili uygulandığı takdirde ne kadar Türkiye'de istikrara, ne kadar kalkınmaya, büyümeye faydalı olduğunu gösterdi. Şimdi biz bundan sonra yani yeniden bu planlama örgütünü kurmamız lazım. Bir planlama örgütü olmadan da planlama olmaz. Bir iki uzmanla olmaz. Çünkü planlama çok yönlüdür. Ekonomik planlama, siyasi, sosyal planlama, yani kalkınma, ülkenin kalkınması. Yani bu plan içerisinde hedef büyüme değil, kalkınma olması lazım. Kalkınma büyümeyi de içine alan bir kavramdır. Kalkınma hem büyüme, hem ekonomik gelişme, hem de sosyal, insani gelişme, insan refahı için kalkınma lazımdır. Hele bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde yalnız büyümeyle olmaz. İşte büyüme oluyor, bakıyorsun gelir dağılımı bozuluyor. Çünkü kapsayıcı büyüme olmuyor tek başına ama bir kalkınma planı, kalkınma programı olsa o zaman büyüme de işe yarar. O zaman gelir dağılımını düzeltici yönde kapsayıcı bir büyüme programı yaparsınız, planlaması yaparsınız. Onun için Türkiye'nin planlama yapması lazım. Planlama içinde devletin şeye aktif olarak girmesi lazım. Piyasaya, hangi piyasalara girmesi lazım? Mesela şimdi eğer et fiyatları fahişse bunu kontrolla, yasaklarla, kanunlarla önleyemiyoruz. O zaman ne yapman lazım? Et balık kurumunun normal fiyata eti alması lazım. Vatandaşa da karsız satması lazım. Ya işte az bir karla personel masrafını üstüne koyarak satması lazım. Şimdi böyle olursa o zaman ne olur? Et fiyatları artmaz. Et ithal etmesin, bir örnek veriyorum. Ama biz ne yaptık? Et balık kurumunu özelleştirdik. Şimdi de et ithal ediyoruz. Yani devletin bazı alanlarda piyasaya girmesi lazım. Mesela şimdi ne yapıyor bugünkü siyasi iktidar? Bütçenin %10'unu hani halkına yardım bir, hani halkına yardım iki diye dağıtıyor popülizm amaçlı. Halbuki bunlarla Anadolu'da her şehre bir fabrika kursa, yani bu fabrikaya da işte işçiler ortak olacak, üreticiler ortak olacak. Sonra zaman içerisinde kendisi çekilir. Ama yani bu paraları böyle çarçur edip siyasi amaçla kullanmak yerine oralarda her ilin Türkiye'de kendine özgü bir imkanı, bir potansiyeli var. Yani işte en kötü diyorlar hiçbir şey yok. Tunceli'de de dünyanın en güzel suları var, kaynakları var. Anlatabiliyor muyum? Su şişeleme fabrikası kurup devlet orada Orta Doğu'ya ihraç edebilir. Yani dolayısıyla bu şimdi devletin piyasayı düzenleyici rolüdür. Bir de zaten piyasa
yetmezliği var. Dünyada da var, Türkiye'de de var. Bu piyasanın yetmediği alanlara, bu kritik alanlara, sosyal faydası yüksek alanlara devletin bizzat girmesi lazım. Bu planlama kapsamında. Üçüncüsü, bu planlamaya uygun bir istikrar programı yapmak lazım. İstikrar programı yalnızca bugünkü krizi atlatmak için yapılmalı. Bugünkü 3 yıllık programı istikrar programı yerine koymak mümkün değil. Çünkü 3 yıllık programda yalnızca niyet var. Bir de sıralamış tek. Böyle bir program olmaz. Böyle bir istikrar programı olmaz. Ne analiz var, ne sentez var, ne bir hedef var. Yani hedef var da hedefe nasıl ulaşılacağı tartışılmıyor. Dolayısıyla bu istikrar programı yapmak lazım. Ve bunu da bir bağımsız ekonomi yönetimi olarak yapmak lazım. Böyle yapılırsa hangi iktidar olursa olsun Türkiye düze çıkar. Türkiye'nin kaderi böyle enflasyon, istikrarsızlık falan değil. Yani bunu bu hükümet bilerek yapıyor. Ya bilmeden de bu kadar ülke bozulmaz. Ülke ekonomisi bilmeden de bu kadar bozulmaz. Samimi söylüyorum. Kendi haline bıraksalar ekonomi düzelir. Onun için bunların böyle müdahaleden vazgeçmesi bugünkü itibariyle çok önemli. Eğer istiyorlarsa benim bu dediklerimi yaparlar ama yapacaklarını zannetmiyorum. Çünkü bunları yaparlarsa ortada bir iktidar kalmaz. Bunları yaparlarsa iktidar nimetleri kalmaz ortada. Onun için de iktidar da kalmaz. Ama inşallah bunlar yapar ya gelecek bir iktidar yapar. Ama Türkiye'nin düze çıkmasının tek yolu da bu dediklerimdir. Peki hocam, yeniden ufkumuzu açtınız. Çok teşekkür ediyorum. Değerli görüşlerinizi paylaştınız bizimle. Çok sağ olun. Cuma günü yeniden görüşmek dileğiyle diliyorum. Hoşçakalın. İyi yayınlar olsun. Efendim.